Şimdi biz Diamond Tema'ya şu soruyu soralım. Sana göre bir gay ilişkisi ahlaki midir? Buna sen ahlaksızlık diyebilecek misin? Sana göre gay ilişkisinin eğer ahlaksız olduğunu söyleyemiyorsan, senin gibi ahlaksız bir insanın bir başkasıyla alakalı ahlak değerlendirmesi zaten düşünülemez. 9 yaşında evlenen bir kız çocuğu. Bir bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sırf başka eşinden kıskandı diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o tabağı gönderir. Diğer eşinin tabağını alıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün önünde. Sizler evreni ezeli dediğiniz zaman bu mantıksızdır. Bu bilinçsiz olan evreni ezeli yapmak yerine bilinçli olan bir varlığı ezeli yapmak daha makuldür, daha mantıklıdır. Gerçekten samimiyetine ben baktığım, okuduğum zaman kaynaklarında okuma yazması bilmeyen bir insanın böyle bir kitabı ortaya çıkartması zaten mümkün değil. Ve o ilahın indirdiği kitap Kur'an ise ve o Allah'ın elçisi Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise sizler istediğiniz kadar konuşun, istediğiniz sözü söyleyin. Hiçbir şey ifade etmeyecektir. Her bilim adamının konuştuğu bilim olmadığı, her hocanın konuştuğu din olmadığı gibi, her fizikçinin konuştuğu fizik olmadığı gibi, aynı şekilde kendisine bilim adamı dediğim insanlar, dediğimiz insanlar da konuştukları bilim değildir. Eğer bu sorgulanamayacaksa, eğer bu tartışılamayacaksa, eğer bir bilim adamının yanlışlığı denilecekse, o zaman bilim dogmadır. Ha, bilimin yanlışlığı görüldüğü zaman da bu tartışılır tabii ki. Bilim kendisini hatalarla, kendisini yanlışlarla geliştirebilecek bir yapıdır, bir kurumdur, bir örgüttür denilecekse o zaman biz bilime nasıl güveneceğiz her konuda? Dün doğru dediğine bugün yanlış diyorsa nasıl güveneceğiz? Şeriat tartışması varken şunu da bilin. Sizin de bir şeriatınız var ama farkında değilsiniz. Birisi bunu size söylemesi gerekli. Yani sen bir örnek söylüyorum, herhangi bir şekilde anatomi nedir? Herhangi bir şekilde bir insanın genetiğinin değişip değişmeyeceği konusunda bir bilgin, bir tecrüben yok. Herhangi bir şekilde bir laboratuvara girmiyorsun. Bunun yapısını tam manasıyla bilmiyorsun. DNA değişir mi? RNA değişir mi? Bir insan gerçek manada kendisi erkek olduğu halde bir kadın gibi düşünmesi DNA'sıyla alakalı mı? Genetiğiyle alakalı mı? Bir durum. Bunu bilmiyorsun. Bunu deney haline getirmedin. Sadece yorum yapan, daha doğrusu bunu beceremeyen, bunu delil olarak ortaya koyamayan insanların yorumlarına sarılıyorsunuz. Benim Allah'a iman ettiğim gibi, Allah'ın bu kitabıdır dediğim gibi, o Allah'ın Resulü dediği gibi bir iman içerisindesin. Özgürlükten bahsediyorsunuz. Hangi özgürlük? Bugünkü sistemin verdiği özgürlük mü? Hangi özgürlükten bahsediyorsunuz? Bugünkü demokrasi dediğiniz sistem bile tam manasında, mutlak manada özgür değildir. Olamaz da zaten. Her sistem kendi içerisinde bir kural, bir kaide barındırır, bir sınır barındırır. Bugünkü sisteme örnek söylüyorum. Hangi konularda özgür? Bütün konuları konuşabiliyor muyuz? Din konularında bütün inancımızı aktif bir şekilde eyleme dökebiliyor muyuz? Sizin sisteminiz gelseydi bizlerin ne olacak konusunda hiç kimse güvenliğinden emin olamaz. Hayatından emin olamaz, aile yapısından emin olamaz, yaşamından emin olamaz, eğitiminden emin olamaz, geleceğinden emin olamaz. Ama İslam diyor ki dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bunu siz demezsiniz. Bunu sizin sisteminiz demez. Ama İslam diyor ki ya mahkemeleriniz mi olmasını istiyorsunuz? Olabilir. Kendi mahkemelerinizi açıp kendi idareniz altında yönetebilirsiniz. Ama sizin sisteminizde böyle bir şey olamaz. İslam diyor ki eğitim konusunda özgürsünüz. Kendi çocuklarınızı bizim okullarımıza göndermeyebilirsiniz. Kendinizi eğitebilirsiniz. Ama sizin sisteminizde bunlar yok. Bugünkü sistemde olmadığı gibi. Ha diyeceksiniz ki tamam da cizye vereceğiz. Evet, o cizyeyi sizden alacağız. Peki ben size şunu söyleyeyim. Bugün sistemin bizden aldığı vergi mi daha büyük yoksa alınacak cizye mi daha büyük? Hangisi? Elbisede vergi, benzinde vergi. Dükkan açtın, bilmem stopacı, bilmem şusu, bilmem damga vergisi, bilmem makbuz vergisi. Ayağına ayakkabı alacaksın, vergi. Bir pantolon alacaksın, vergi. Arabanı satacaksın, devlete şu kadar haraç. Evini satacaksın, devlete şu kadar haraç. Şimdi buna ne diyeceksin? Ve şunu da söyleyeyim, biz razıyız. Bizim gerçek manada inancımızı söyleyip, kendi mahkemelerimiz olsun, bize Allah'ın kitabıyla hükmedilsin, kendi okullarımız olsun ve bizleri laik küfür sistemi için savaşmaya zorlamayın. Bizlerden yıllık bir şekilde bunun karşılığında da ücret alın. Biz buna razıyız. Bunu yapabiliyorsanız ya da yaptırabiliyorsanız Diamond Tema zihniyeti, buyurun hadi yap, samimiyseniz. Sizin konuşmaktan başka bir halt yediğiniz, sizin konuşmaktan başka ileriye gidebileceğiniz bir durumunuz olamaz. Veyahut şu an sizin getirmek istediğiniz sistemin familyası, bir kolu olan bugünkü sistem insanlara ne yaptığı ortadadır. Ana haber bültenlerini izleyen bir insanın
Türkiye'deki ahlak konusunda ne durumda olduğunu, Türkiye'nin ahlak konusunda, suç konusunda ne seviyede olduğu bellidir. Şeriatla alakalı yönetilen bazı ülkelere kısmı olarak da yönetilseler, baktığımız zaman demokrat dediğiniz, layık dediğiniz bütün ülkelerden suç oranı daha az. Türkiye kaçıncı sırada dünyada suç oranında? Türkiye dünyada suç örgütlerini, organize suç örgütlerini bulundurma konusunda birinci sıralarda. Adam öldürme konusunu al ele, gasp al ele, hırsızlığı al ele, yolsuzluğu al ele, Türkiye'nin durumu bu. Şimdi bu duruma sistem getirmediyse ne getirdi o zaman insanları? Bir de ben şimdi Ayşe annemizle alakalı, hani bu çocuk dediğimiz insanla alakalı bir değerlendirme yapmadan önce bir de Ebubekir radıyallahu anh'la alakalı. Çünkü 3 kişinin üzerinden düşünülmesinin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Meseleleri daha iyi anlayabilmek için. Şimdi Ebubekir radıyallahu anh zaten müşrik zamandayken de muteber bir insandı. Mekkeliler tarafından gerçekten sözüne danışılan, sözü değerli olan bir insandı. Ve çok yardımsever bir insandı. İnsanların gerçek manada yardım konusunda önde olan bir insandı. Yani İslam'dan sonra bu oldu demiyoruz. İslam'dan sonra pekişti, olgunlaştı. İslam'dan önce de Ebubekir radıyallahu anh olgun bir insandı. Ve zaten Ayşe annemizle olan evlilik meselesi İslam'dan sonra olan bir olay. Şimdi Ebubekir radıyallahu anh'ın şahsiyeti ortada ve İslam olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra da Ayşe annemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götüren kişi kendisidir. Yani evlenmesini istediği kişi kendisidir. Şimdi Ebubekir radıyallahu anh bilinçli bir insan, muteber bir insan. Müşrikler tarafından gidip kendi fikrine, kendi görüşüne danışılan bir insanken Müslüman olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostu olması, ona yardımcı olması konusunda gerçek manada nedir? Ön planda olan bir şahsiyettir. Allah'ın razı olduğunu bildiğimiz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoldaşı olduğunu, onun dostu olduğunu, onun sırdaşı olduğunu bildiğimiz bir insandı. Şimdi bir insanı nasıl tanıyabilirsin? Onunla ticaret ederek, onunla komşuluk yaparak, onunla yolculuk yaparak, onunla bazı meselelerde konuştuğunda, onun bazı meseleler konusunda verdiği tepkilerde iyisiyle kötüsüyle bu şekilde tanırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kızını götüren, kızıyla evlenmesini isteyen Ebubekir radıyallahu anh tanıdığı ve bildiği şahsiyete onu götürdü. Yani benim kızım Muhammed gibi bir şahsiyetle evlensin, o benim kızıma zulmetmez, benim kızıma adil davranır, benim kızımı zayi etmez, benim kızımın hakkını, hukukunu korur diyebileceği bir insana götürdü. 9 yaşında da evlilikleri oldu. Şimdi gelelim Ayşe annemizle alakalı meseleye. 9 yaşında evlenen bir kız çocuğu. Bir bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sırf başka eşinden kıskandı diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o tabağı gönderen diğer eşinin tabağını alıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün önünde kırıyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dini bir otorite mi? Otorite. İtaat edilmesi gereken bir kişi mi? İtaat edilmesi gereken bir kişi. Peki Ayşe annemiz bu tavrı niye yapıyor? Ayşe annemiz hangi vasfıyla, hangi durumuyla, hangi görüşü, hangi fikriyle, muhakemesiyle bu hareketi yapıyor? Bir başka mesele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Baki mezarlığına gitme olayı var. Hani gece yarısı kalkması, uyanması. Ayşe annemizin de onun kalktığını görüp onu takip etmesi, onun peşinden gitmesi. Bu vakayı uzun bir hadistir. Bunu okuyabilirsiniz. Burada Ayşe annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle geçen o anısını anlatırken içeriğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir insanla olan ilişkisinin ne durumda olduğunu anlıyoruz. Hatice annemizle alakalı kıskançlığından dolayı söylediği işte ihtiyarlıktan ağzının dişleri dökülmüş ve bir zamanlar ölüp gitmiş bir koca karının nesini anıp duruyorsun? Allah sana ondan daha hayırlısını verdi diyecek kadar ileriye gittiği sözlerini biliyoruz. Ve bunu rivayet eden kim?
Ayşe annemizin kendisi. Şimdi bu ve bunun benzeri. Bazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilişki konusunda hani diğer hanımlarıyla alakalı daha da farklı sözleri de var. Ben bütün bunları okuduğum zaman hani birileri iddia etti dedi ki böyle böyle. Ben bunları okuduğum zaman bu insan 9 yaşında bile olsa bak bu insan 9 yaşında bile olsa 19 yaşındaki 29 yaşındaki bir insanın söylediği sözler ve yaptığı hareketler aklıma geldi. Ve o ayet o zaman kalbime tam manasıyla yerleşti. Yetimleri evlenecekleri zamana kadar deneyin. Ha demek ki İslam'da kardeşim bir kişinin evleneceği çağ var. Ve bu çağ yaşla kısıtlanmamış. Ama bu konunun üzerinde İslam'ın batıl olduğunu anlatmak, İslam'ın yanlış olduğunu anlatmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatalı, yanlış bir kişi olduğunu göstermek beyhudedir. Ben yine söylüyorum. Bir tane delikten bakıp ve sadece bu meseleyle bir insanı değerlendirmeniz zaten bir insanı asla ve asla anlayamayacağınız anlamına gelir. Yani örnek söylüyorum. Falan adam şunu yapmış dediğinizde o adamı tanımadığınızda evet o adam onu yapmıştır. Ama o adamı tanıyan adam der ki bir dakika o adam o işi yapmış ise kesinlikle sormam gereklidir. Bunu niçin yaptı? Bütün olayı etraflıca anlaması, bütün olayı etraflıca görmesi gerekli ki, bilmesi gerekli ki o zaman meseleleri fehmetsin. Eğer buna da kıvırma diyorsanız istediğinizi söyleyin. Asıl kıvırtan bu tüm bu hakikatleri anlattığımız halde kulaklarını tıkayan sizlersiniz. Kaynaklarımızda sahih olan geçen hiçbir rivayeti kesinlikle ve kesinlikle reddetmiyoruz. Evet bu olmuş ve bu senetlerle sahih bir şekilde bize ulaşmış mı? Ulaşmış. Allah'ın kitabında bu ayet var mı? Var. İşittik, itaat ettik. Ve ben size sadece şunu söylüyorum. Eğer bir ilah var ise, eğer bir Allah var ise ki biz onu en başta da söyledik ki bu mecburidir. Varlık var ise onu var eden olmak zorundadır. Ve o var edeni de bir başka var edeni eğer arıyor iseniz bu silsileye uzar gider ve bu gerçek manada mümkün olmaz. Sizler evreni ezeli dediğiniz zaman bu mantıksızdır. Bu bilinçsiz olan evreni ezeli yapmak yerine bilinçli olan bir varlığı ezeli yapmak daha makuldür, daha mantıklıdır. Bunun dışarısına bazı mesela çözemiyor olabiliriz. Ama sadece şunu diyebiliriz. Evet bu evreni bir yaratıcısı, bir var edicisi, bir yöneticisi, bir inşa edicisi ve idare edicisi mecburidir. Bundan dolayı bir ilahın varlığı mecburidir. O ilahın yeryüzüne göndereceği kitap diye konuşur isek, yani o ilah gönderse gönderse nasıl bir kitap göndermesi gereklidir? Gönderdiği kitabın içerisinde çelişki olmaması, gönderdiği kitabın içerisinde hikmet olması, gönderdiği kitabın içerisinde kendisini tanıtması gereklidir. Ve gönderdiği kitabın içerisinde bizlerin ne yapmamız gerekli olduğunu söylemesi gereklidir. Ve onu temsil eden insanın gerçekten tutarsız olmaması gereklidir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten samimiyetine ben baktığım, okuduğum zaman kaynaklarında okuma yazması bilmeyen bir insanın böyle bir kitabı ortaya çıkartması zaten mümkün değil. Ve böyle bir insanın ilah gibi bir varlıktan, Allah gibi bir varlıktan bahsetmesini de insan dikkate almak zorunda. Kendimden olduğunu söylemiyorum diyor. Bu kitap zaten benden olamaz. Bu hepimizi yaratan bir tek ilah olan, herkesin ona ibadet etmesi gereken Allah'tan gelen bir kitaptır diyor. E şimdi bütün bu meseleleri ele aldığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman yani bir insanın Müslüman olmamasının önünde kesinlikle adaletsiz olmaması sebeptir. Başka bir şey değil. Kesinlikle hevasının, kendi nefsinin hoşuna giden hayattır veyahut çevresidir. Bunların engel olduğu görülebilir. Bunun dışarısında benim aklıma gelen bir şey yok. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bir ilah var ise ve o ilahın indirdiği kitap Kur'an ise ve o Allah'ın elçisi, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise sizler istediğiniz kadar konuşun. İstediğiniz sözü söyleyin. Hiçbir şey ifade etmeyecektir. Allah subhanahu ve teala ile karşı karşıya geldiğinizde ne diyeceksiniz? Şimdi Muhammed 9 yaşındaki kızla evlendiğini ben duydum. Ondan dolayı İslam'dan uzak oldum. Peki 9 yaşındaki kızla evlenmesiyle şimdi Allah'ın asıl manada insanlara gösterdiği hedef nedir? Allah'ın bana şirk koşmayacaksınız, tağutları reddedeceksiniz, beni birleyeceksiniz, tevhid ehli olacaksınız, muvahhid olacaksınız ve sizlere öğrettiğim ibadet şekillerini de hayatınıza geçireceksiniz. Asıl manada bu mu? Asıl manada bu. Bizden istediği bu mu? Bu. Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah subhanahu ve teala, değil mi? Yani bizden asıl manada beklediği bu. Siz Allah subhanahu ve teala'ya böyle bir mazette bulunduğunuzda nasıl bir cevap almayı bekliyorsunuz? Bazıları olsa o kadar başarıdan sonra egoist olur, kibirlenir, büyüklenir. Evim bir odaydı, ikinci odaya geçeyim. Ya evimde eşya yoktu, birkaç tane eşya alayım. İşte makamım şurada değil de burada olsun derdi. Ayşe annemizden sonra bile 50 yaşında, 55 yaşında bir kadınla evlenmezdi. Çıkarcı insan olduğunu sadece bir meseleden bakıp da eğer görürseniz evet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir meseleden baktığınız zaman size göre çıkarcı olabilir. Ama Allah rızası için diğer meselelere gözlerinizi kapatıp sadece bir delikten sadece gördüğünüz görüntüye göre amel etmek sizce adil ise o zaman adaletinizi bütün meselelerde bu şekilde kullanın. Bu yaptığınız usulü bütün meselelerde kullanabiliyorsanız. Allah subhanahu ve teala en doğrusunu bilendir. Rabbim sizi o durumdan hayır üzere kurtarsın. Yani videoda bahsettiğim gibi bir varlığı illa var olduğunu görmemiz için kendisini görmemiz gerekli değil. Bir olaya bakarız ve olayın üzerinden bazı özellikler, bazı vasıflar ortaya çıkartırız ve o vasıfları başka
kimseye, bir varlığa matuf bir şekilde ne yaparız? Konuşur, ona atfederiz. Hayatımızın her alanında var. Yani örnek söylüyorum, ortada bir tane araba var. Arabayı gördüğümüz zaman bu arabanın kendi kendine oraya gelemeyeceğini biliriz. Ne deriz? Şoförü var. Doğru mu? O arabanın varlığı konusunda düşündüğümüz zaman, camına baktığımız zaman o camla alakalı bir mühendisin olması gerekli olduğunu, İşte direksiyonuna baktığımız zaman o direksiyonu o şekilde şekil veren bir şekil veren aletin, malzemenin olduğunu, o alete komut verenin bir başka bir ustanın, başka bir çalışanın olduğunu, o motoru tasarlayanın birisi olduğunu, o motorun projesinin çizilmesi gerekli olduğunu, işte kapılarının rengini bir kişi tarafından seçildiğini, işte içerisine girdiğimiz zaman menüye baktığımız zaman İngilizce ise İngilizce bildiğini, Türkçe ise Türkçe bildiğini, tüm bunları anlarız. Bu vasıflara göre deriz ki bu arabayı yapan Türkçe biliyor, bu arabayı yapan gözleri görüyor, bu arabayı yapan kulağı duyuyor. Ki bütün bu şeyleri bir yerden öğrenmiş, bir şekilde kendisini geliştirebilmiş, yerli yerine koyabilmiş, düşünmüş, düşünmesi gereklidir ki her şey yerli yerinde olabilmiş. Yani tam manasıyla sistemsel olarak çalışmış. Yani tekerleklere bakıyoruz, kare değil, yuvarlak. Bu düşünülmüş. Yani demek ki bir kişi bu arabanın üzerinde düşünmüş ve bu arabayı tasarlamış ve bu arabayı ortaya koymuş. Şimdi bir adam da gelip derse ki bunu tasarlayan hakkında var da diyemeyiz, yok da diyemeyiz derse o insana kimse kulak asmaz. O insana deli gözüyle bakılır. O insana sarhoş mu lan bu, içti mi derler. Hem burada ateizmin hem burada agnostizmin ne olduğu, batıl olduğu ortaya çıkar. Ha ben dogmayım diyorsa adam, inanabilirsin o şekilde. O inancına o şekilde sahip olabilirsin. Şimdi insanların bir de şöyle bir durumu var. Bilim. Şimdi Kur'an, İslam'la bilim bugün birçok yerde çelişirler. Yani birçok yerde olmasa da birkaç yerde çelişirler. Ama ben bilimle çeliştiğini söylemiyorum. Bilim adı altında hurafelerle çelişir. Yani her bilim adamın konuştuğu bilim olmadığı, her hocanın konuştuğu din olmadığı gibi, her fizikçinin konuştuğu fizik olmadığı gibi, aynı şekilde kendisine bilim adamı dediğim insanlar, dediğimiz insanlar da konuştukları bilim değildir. Eğer bu sorgulanamayacaksa, eğer bu tartışılamayacaksa, eğer bir bilim adamının yanlışlığı görüldüğü halde, ya bilimdir bu, geliştiriyor kendisini denilecekse, o zaman bilim dogmadır. Ha bilimin yanlışla görüldüğü zaman da bu tartışılır tabii ki. Bilim kendisini hatalarla, kendisini yanlışlarla geliştirebilecek bir yapıdır, bir kurumdur, bir örgüttür denilecekse, o zaman biz bilime nasıl güveneceğiz her konuda? Dün doğru dediğine bugün yanlış diyorsa nasıl güveneceğiz? Demek ki bilim dediğiniz şeylerin arkasında aslında bir henüz bilim olmayan, yanlış olan, ispatlanmaya muhtaç olan bir bilgi var. Kimdir bu bilim adamları? Neye göre konuşurlar? Bilim adamı gerçekten her konuştuğu bilim midir? Bu bilim adamlarının konuştuğu sözler gerçek manada bahsettiğimiz, anladığımız, hiçbir şekilde yorumsuz, katıksız bir gerçek mi konuşuyorlar? Yoksa kendi görüşlerini, fikirlerini ortaya koyup bilim adı altında insanlara sunuyorlar. Sizler de bilim konusunda konuştuğumuz zaman yobaz olduğunuzu görüyoruz. Tamamen dogmalarınızın olduğunu görüyoruz. Bilim. Ya olur mu? Bilim. Yani ne biliyorsun bilim hakkında? Biz Allah'a iman etmişiz. Sen de bilime iman etmişsin. Aramızdaki fark ne? İkimiz de ilaha iman etmişiz değil mi? İki tane ilaha iman etmişiz. Biz diyoruz ki la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Siz Allah'tan başka tağutları, sahte olan ilahlara ilah edinmişsiniz. Onlara ibadet ediyorsunuz. Onların sözleri, onların konuşmaları, görüşmeleri neyse sizin için kanun, şeriat oluyor. Hani şeriat tartışması varken şunu da bilin. Sizin de bir şeriatınız var. Ama farkında değilsiniz. Sizi birisi bunu fısıldaması, birisi bunu size söylemesi gerekli. Yani şeriat bir insanın yaşam biçimini düzenleyen, onu sınırlandıran şey, bizim şeriatımızı Allah subhanahu ve teala İslam'la belirlemiş. Sizin şeriatınızı kendiniz belirliyorsunuz. Şimdi Diamond Tema peygamberimizin bu amelini, bu hareketini ahlaki olarak görmüyor ya. Şimdi biz Diamond Tema'ya şu soruyu soralım. Sana göre bir gay ilişkisi ahlaki midir? Buna sen ahlaksızlık diyebilecek misin? Sana göre gay ilişkisinin eğer ahlaksız olduğunu söyleyemiyorsan, senin gibi ahlaksız bir insanın bir başkasıyla alakalı ahlak değerlendirmesi zaten düşünülemez. Sen lezbiyenliği savunuyorsan ya da lezbiyenliğin ahlaksız olmadığını düşünebiliyorsan, senin zaten ahlaki bir ölçünün bugünkü toplumda da bir karşılığı yoktur. Şimdi bilimle alakalı niye sorgulanması gerekli olduğunu söylüyorum. Şundan dolayı. Şimdi Diamond Tema ahlakla alakalı bir ölçüde bulunuyor. Doğru mu? Şimdi ben diyeceğim ki mesela Diamond Tema'ya, sen diyeceğim mesela bir erkekle bir erkek yani gay ilişkisini meşru görüyor musun? Normal görüyor musun? Ahlaksızlık olarak görüyor musun? Hayır diyecek. Ahlaksızlık olarak görmüyorum. Meşru olarak da görüyorum diyecektir. Şimdi bunu neye dayandıracak? Bilime dayandıracak. Yani bilim adı altında konuşan insanlara, yani insanların zaten yapısı bu, insanların durumu bu ki bu bilim dediğimiz ya da bilimin üzerinde konuşulan, yani bu bilim, bilim adamlarına mahsus bir şey değil. Bilim gerçek manada dediğimiz gibi yorumsuz, katıksız,
gerçektir. Herkes bunu görebilir, herkes bunu anlayabilir. Yoksa milyon yıl önceki ökaryotlara, prokaryotlara matuf konuşmak bilim değildir. 3.8 milyar yıl önce dünyanın oluşmaya başlandığını bahsediyorlardı. İşte 4.5 milyar yıl önce güneş sistemi, işte 13 milyar yıl önce evrende, şimdi 27 milyar yıla çıkartılmış. Şimdi biraz 50 yıl, 60 yıl sonra artık hangi yıla çıkartılır? Şimdi ben soruyorum size, bu bilim olabilir mi? Şimdi cinlerle alakalı meseleye geldiğimiz zaman diyorsunuz ki cinler metafiziktir, bilim oraya bakmaz. Sadece şunu yazın internete, YouTube'a, Rukiye seansları diye yazın. Biz bunlara şahit olduk. Allah subhanahu ve teala ya hamdolsun. Sadece kafir olanlara söylüyorum. Rukiye seansları yazın ve bu Rukiye seanslarında insanların hangi durumlara geldiğini ve konuşan kişilerin kimler olduğunu, o cinlerin kendilerini nasıl tanıttığını bir dinleyin bakalım. Bir insan bu kadar iyi rol yapabilir mi? Ya da binlerce insan deli mi? O kadar para verip de o hallere girmekle deli mi ki binlerce videoyu biz bugün izleyebiliyoruz Rukiye ile alakalı. Gerçek manada bu kadar gerçeklere gözlerini yuman bir kafir zümresi varsa gerçekten adı kafirdir yani. Yani siz hakkın üstünü örten gerçekten kafirlerseniz başka bir adınız olamaz zaten. Peki Diamond Tema'ya sorunu sormamız lazım. Sen bunu neye göre ispat ettiğinde mesela bir erkekle bir erkeğin ilişkisini meşru görebiliyorsun, ahlaki olarak görebiliyorsun, bilim adı altında konuşan insanlara göre, doğru mu? Yani sen bir örnek söylüyorum, herhangi bir şekilde anatomi nedir, herhangi bir şekilde bir insanın genetiğinin değişip değişmeyeceği konusunda bir bilgin, bir tecrüben yok. Herhangi bir şekilde bir laboratuvara girmiyorsun. Bunun yapısını tam manasıyla bilmiyorsun. DNA değişir mi? RNA değişir mi? Bir insan gerçek manada kendisi erkek olduğu halde bir kadın gibi düşünmesi DNA'sıyla alakalı mı? Genetiğiyle alakalı mı bir durum? Bunu bilmiyorsun. Bunu deney haline getirmedin. Sadece yorum yapan, daha doğrusu bunu beceremeyen, bunu delil olarak ortaya koyamayan insanların yorumlarına sarılıyorsunuz. Benim Allah'a iman ettiğim gibi, Allah'ın bu kitabıdır dediğim gibi, o Allah'ın Resulü dediği gibi bir iman içerisindesin. Ki halen görüyoruz ki kendisi pişman olup erkek olarak kendisini kadın düşünüp kadın olarak erkek düşündüğü halde belli bir zaman sonra kimliğini, kendi bulunduğu durumun yanlış kişiler tarafından yönlendirildiği, yanlış hormon ilaçlarıyla değiştirildiğini videosal olarak izlemeye başladık. Bundan 15 yıl, 20 yıl sonra bu videolar artacaktır. Yani insanları siz sosyal medyayla veya kendisini doktor diyen hurafeci insanlarla ne yapıyorsunuz? İnsanların fıtratını değiştiriyorsunuz. İnsanları yanlış yere yönlendiriyorsunuz. Bir kişiyle konuştuk. O kişi kendisinin kadın olduğu halde erkek gibi hissettiğini söyledi. Ve bunu bir psikiyatristle çözmeye çalışırken psikiyatristin de gayet doğaldır. Sen eğer kadınken erkek olarak hissediyorsan sana erkekle alakalı testosteron hormonları verelim, onları kullan dediğini anlattı. Şimdi Allah rızası için siz hasta olan bir insanı daha da fazla hastalanması için ilaç verir misiniz? Bugünkü sizin tıp dediğiniz, hastaneler dediğiniz, insanlar iyileşsin diye açtığınız kurumlar bile insanları maalesef ifsad eden, insanların fıtratını bozan, insanları yanlış yere yönlendiren sapıtmış bir kurum haline gelmiş. Sen hani diyorsun ya şeriat olsa konuşamazdık. Valla sizin sisteminiz olsa orada insana dair bir şey kalmazdı. Ya ilaçlarla bozardınız. Her yıl işte bilim dedi şu aşıyı vurulacaksınız yoksa şu kadar ceza, bu kadar hapis diye insanları aşılardınız. İnsanların yapılarını değiştirirdiniz. İnsanları denek olarak kullanırdınız. İnsanları deli diye insanları imha ederdiniz. Her türlü pisliği getirebilirdiniz. Ama bu pisliğe de sizin için de Diamond Tema biraz açık olman lazım bu meselelere. Kabul etmen gerekli. Senin inancına sahip olan insanları sen frenleyebilecek bir durumda da değilsin. Ve şuna da hak vermen gerekli. Senin inancına sahip olan insanların bu tür şeyler yapma konusunda önlerinin açık olduğu ve onlara herhangi bir şekilde engel olmadığını bilmen lazım. Ama İslam engel. Özgürlükten bahsediyorsunuz. Hangi özgürlük? Bugünkü sistemin verdiği özgürlük mü? Hangi özgürlükten bahsediyorsunuz? Eğer sizler kısıtlanmış bir özgürlükten bahsediyorsunuz, bugünkü demokrasi dediğiniz sistem bile tam manasında, mutlak manada özgür değildir. Olamaz da zaten. Her sistem kendi içerisinde bir kural, bir kaide barındırır. Bir sınır barındırır. Bugünkü sistem, örnek söylüyorum, hangi konularda özgür? Bütün konuları konuşabiliyor muyuz? Din konularında bütün inancımızı aktif bir şekilde eyleme dökebiliyor muyuz? Sizin sisteminiz gelseydi bizlerin ne olacak konusunda hiç kimse güvenliğinden emin olamaz. Hayatından emin olamaz. Aile yapısından emin olamaz. Yaşamından emin olamaz. Eğitiminden emin olamaz. Geleceğinden emin olamaz. Ama İslam diyor ki dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bunu siz demezsiniz. Bunu sizin sisteminiz demez. Ama İslam diyor ki ya mahkemeleriniz mi olmasını istiyorsunuz? Olabilir. Kendi mahkemelerinizi açıp
kendi idareniz altında yönetebilirsiniz. Ama sizin sisteminizde böyle bir şey olamaz. İslam diyor ki eğitim konusunda özgürsünüz. Kendi çocuklarınızı bizim okullarımıza göndermeyebilirsiniz. Kendiniz eğitebilirsiniz. Ama sizin sisteminizde bunlar yok. Bugünkü sistemde olmadığı gibi. Ha diyeceksiniz ki tamam da cizye vereceğiz. Evet o cizyeyi sizden alacağız. Peki ben size şunu söyleyeyim. Bugün sistemin bizden aldığı vergi mi daha büyük yoksa alınacak cizye mi daha büyük? Hangisi? Elbisede vergi. Benzinde vergi. Dükkan açtın. Bilmem stopacı, bilmem şusu, bilmem damga vergisi, bilmem makbuz vergisi. Ayağına ayakkabı alacaksın vergi. Bir pantolon alacaksın vergi. Arabanı satacaksın devlete şu kadar haraç. Evini satacaksın devlete şu kadar haraç. Şunu satacaksın devlet. Şimdi buna ne diyeceksin? Ve şunu da söyleyeyim. Biz razıyız. Bizim gerçek manada inancımızı söyleyip kendi mahkemelerimiz olsun. Bize Allah'ın kitabıyla hükmedilsin. Kendi okullarımız olsun. Ve bizleri laik küfür sistemi için savaşmaya zorlamayın. Bizlerden yıllık bir şekilde bunun karşılığında da ücret alın. Biz buna razıyız. Bunu yapabiliyorsanız ya da yaptırabiliyorsanız daimun tema zihniyeti bunu yaptırabiliyorsanız buyurun hadi yap samimiyseniz. Sizin konuşmaktan başka bir halt yediğiniz, sizin konuşmaktan başka ileriye gidebileceğiniz bir durumunuz olamaz. Sizler zaten zaman zaman şişen balonlar gibisiniz. Yeri geldiği zaman da patlayan yani batıl köpük gibidir. Yeri geldiği zaman da yok olup gitmeye mahkumsunuz. Ben savunduğum, güvendiğim, beğendiğim, kabul ettiğim, kabul etmemdeki gerekçeleri de anlattım. Ve bu din beni insan haline getirdi. Ve bu din beni izzetli bir hale getirdi ki benim bu dine çok fazla çok fazla borcum var. Ve ben bunu ödeyebilecek bir durumda değilim. Ve Rabbimden rahmetini, Rabbimden rızasını, Rabbimden bana olan lütfunu, hayrını istiyorum. Umarım ki sizler gibi insanlarla mücadelemiz Allah subhanahu wa ta'nın diniyle Allah'a hamdolsun çok çok kolaydır. Sizlere bir şey ispat etmek zorunda değiliz. Sizlere bir şeylere zorlamak zorunda değiliz. Sizlere dinimizi anlatırız, İslam'ı anlatırız. İslam'ın kaynaklarından gocunacak değiliz. İslam neyse biz kabulüz. İslam'ın şahsiyetleri ortadadır. İslam'ın insanlara kattığı değer ortadadır. Sizin getireceğinizi söylediğiniz veyahut şu an sizin getirmek istediğiniz sistemin familyası, bir kolu olan bugünkü sistem insanlara ne yaptığı ortadadır. Ana haber bültenlerini izleyen bir insanın Türkiye'deki ahlak konusunda ne durumda olduğunu, Türkiye'nin ahlak konusunda, suç konusunda ne seviyede olduğu bellidir. Şimdi hani insanlar şeriatla alakalı yani yönetilen bazı ülkelere kısmi olarak da yönetilseler, baktığımız zaman demokrat dediğiniz, layık dediğiniz bütün ülkelerden suç oranı daha az. Türkiye kaçıncı sırada dünyada suç oranında? Türkiye dünyada suç örgütlerini, organize suç örgütlerini bulundurma konusunda birinci sıralarda. Adam öldürme konusunu al ele, gasp al ele, hırsızlığı al ele, yolsuzluğu al ele. Türkiye'nin durumu bu. Şimdi bu duruma sistem getirmediyse ne getirdi o zaman insanları? Halen durmadan insan değiştiren ahmaklar var. Durmadan insan değiştiren aptallar var. Bu insanlar bataklığın yapısının değişeceğini söyleyen, bir akrebin yapısının değişeceğini söyleyen insanlardır. Akrep sistemiyle yönetilen bir sistemde istediğinizi seçin. Her biri sokar. Her biri sokar. O yüzden sistemin değişmesi lazım. İslam'ın bir sistemi var, sistemi. Yani bir omurgası var, bir başı var, bir düzeni var, bir hukuku var. Siz kimden hukuk alacaksınız? Yani Mustafa Kemal mesela o zaman modern devletler, önde olan devletler diyerek İngiltere'sinden, İtalya'sından veyahut Batı'dan kanunları ithal etti. Bugün baktığımız zaman ne olacak? 50 yıl sonra, 100 yıl sonra mesela örnek söylüyorum Çin, önde gelen devletler, örnek devletler, yükselen devletler konusunda çıtayı aldı gidiyor. Şimdi yarın öbür gün acaba Türkiye Çince mi gelecek? Siz kime göre değişeceksiniz? Ya da Rusya mesela yarın geldiği zaman Rusça mı konuşacağız? Siz kime göre değişeceğiniz az çok aşikar. Yolundan gittiğiniz atanız neyse siz de ona göre şekillenirsiniz artık. Atanızın sünneti bu. Yarın öbür gün sizden birisi başa geldiği zaman artık Çin'den Çince'yi ya da Japonlar ön plana geçerse Japonca'yı artık memleketi alır. Dayatırsınız, dikte edersiniz. İnsanları bunu konuşacaksınız. Artık bundan sonra Latin harfleri yoktur dersiniz artık. Yani sizden beklenilir bu konu hakkında. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bizler halen aynı yerdeyiz. Halen aynı şeyleri düşünüyoruz. Doğru değişmez. Doğruyu istersen milyon yıl savun. Senden hiçbir şey eksilmez. Ama yanlışı bin günde savunsan, milyon yılda savunsan size hiçbir şey katmaz. Özetle toparlar isek. Söylememiz gereken şey şudur. İslam bir evlilik çağından bahsetmektedir. Bir insan evlilik çağını hangi yaşta gelirse gelsin o yaşta evlenebilir. Allah subhanahu ve teala yarattığını bilmez mi derken kimisini farklı evrelerde olgunlaştırırken kimisini de farklı zamanlarda olgunlaştırabilir. Tıptan bahsediyorsunuz mesela örnek söylüyorum bilimden bahsediyorsunuz. Siz adet gören bir kıza bile halen diyorsunuz ki sen bu yaşa doğum yapamazsın. Şimdi Allah rızası için tıbba bunu sorduğumuz zaman bilime bunu sorduğumuz zaman
Acaba adet gören bir insan doğum yapamaz mı? Yani hamile kalma potansiyeli bunda artık var mı? Var. Peki bu kişi doğum yapabilir mi? Yapabilir. Peki bunu halen çocuk olarak söylemenin çelişkiniz değil mi? Yani hem tıptan bahsedeceksiniz, hem bilimden bahsedeceksiniz, hem bilimin zıttına konuşmalar yapacaksınız. Batı'dan 18 yaşında kanunu almışsınız. Ya Batı 15 yaşının altındakiler çocuk deseydi, siz ne yapacaktınız? Şu an 15 yaşındakilere çocuk demeyeceğiz. Olgun diyeceksiniz, erişkin diyecektiniz. Bu sizin çelişkiniz, değişken kanunlarınız. Bu yüzden biz sizin gibi durmadan kıvırtan, durmadan dönen, durmadan değişken insanlar olmak yerine bizi yaratan, yarattığını bilmez mi ayetine binaen biz kendimizi yaratana teslim ediyoruz. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki bu zamanda zaten İslam devleti bile olsa olması mecburi olabilecek bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorum ki Ayşe annemizin bir evliliğini bir durup tekrardan ele almanız gerekli. Ayşe annemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği cevaplar, konuşmalar, verdiği tepkiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona karşı muamelesiyle sen tutup da bugün bırak 9 yaşındaki kızı 18 yaşını doldurmuş bir kızla bile evlenen bir insana yapılan muameleler ortadadır. Yani burada mesele ölçüdür. Allah ölçü ne olarak koymuş ise bizim için adalet de doğru da odur. Bizler evliliğimizde iki kişinin birbirine olan hukukunu, birbirine olan saygısını, sevgisini korumakla mükellef olduğunu biliyoruz. Allah'ın erkeğe verdiği hükümler belli. Kadına verdiği hükümler belli. Kadın onunla mükellefken erkekle Allah'ın ona yüklediği sorumlulukla mükelleftir. Ve Allah adaletsizlik yaptığımızda, onları ezdiğimizde, onları rencidettiğimizde, onlara zulmettiğimizde bunun elbette bizden hesabını soracaktır. Eşlerimiz bize serkeşlik yaptığında, nankörlük yaptığında, bizlere yersiz bir şekilde çıkışları olduğunda da onlar hesabını vereceklerdir. Halen eğer ahmaklar, aptallar varsa şunu söylemek istiyorum ki hiç kimseye şunu söylemiyoruz. Gidin 9 yaşında, gidin işte 10 yaşında, gidin 15 yaşında kızlarla evlenin demiyoruz. Olgunluk çağına ermiş bir insanı İslam evlilik çağına ermiş bir insan olarak görüyor. O insanlarla evlenilebilir diyoruz. Bunu yaşla kısıtlayan sizlerseniz bizlere göre sizin 18 yaşındaki insana olgun deseniz bile benim dinim eğer evlenme çağına ermiş demiyor ise ben onunla evlenmem. O yüzden sizin saçmalıklarınızı, sizin yanlışlarınızı, insanlara dikte ettiğiniz bu saçmalıkları bizler kabul etmek zorunda değiliz. İkincisi mürtetle alakalı meseleye. Mesela aslında bu konu hakkında bir aşağılık kompleksine girmiş. Farklı farklı teviller, farklı farklı açıklamalar yapmış. Evet. Benim dinim bir kişi irtidat ettiği zaman onun öldürülmesine hükmetmiş. Bununla söylenecek hiçbir şey yok. Ben öncelikle dediğim gibi asıl olarak Rabbimin varlığıyla alakalı gerekçeleri anlattıktan sonra, o kitabın onun kitabı olduğuna inandıktan sonra, onunla alakalı gerekçelerimi söyledikten sonra, peygamberi onun peygamberi, Resul onun Resul olduktan sonra artık bundan sonra söylememiz veyahut onunla alakalı bir meseleyi tartışmamız veya toplumun istediği rıza, istediği şekle indirmemiz düşünülemez. Allah subhanahu ve teala dinde evet hüküm budur. Bir insan Müslüman olmadan önce de bunu bilmesi gerekli ki bir insan Müslüman olduktan sonra mürted olursa İslam'ın hükmü öldürülmesidir. Bu kadar net. Bizler bunlara topyekun bir şekilde iman ettik. Dileyen bu dini bu şekilde kabul eder. Dileyen de bu dini bu şekilde reddedip Allah'ın katına gittiği zaman der ki ben mürtetle alakalı meseleden dolayı İslam dinine girmedim. O zaman Rabbimiz de der ki o ki öyle buyur cehenneme daimi olarak, ebedi olarak, barınak olarak, kalıcı olarak buyur cehenneme gir. Dediği zaman şimdi sadece şunu söylüyorum. Sizler acaba yeryüzünde bu yaptığınız hesaptan dolayı bunu çekmeye razı mısınız? Razıysanız Allah subhanahu ve teala'nın katında Allah'ın vereceği azabı bekleye durun. Bizler Rabbimizin rahmeti ve Rabbimizin indirdiğini hak olarak biliyoruz. Hak olarak iman ettik, inandık. Tıpkı sizin batıla iman ettiğinizin zıttına hakka inandık. Bizlerle sizin aranızda aslında inanç konusunda fark içeriğinde. Yoksa iman konusunda hepimiz bir şeylere iman etmişiz. Bizler bu gerekçelerle böyle bir ilaha, böyle bir kitaba, böyle bir Resul'e iman ettiğimizi söylüyoruz. Ve bu imanımızın da getirisi olarak bütün bu hükümlerdir. Bu hükümler de önümüze konulduğu zaman evet. Eğer bunlar hak ise bunları bizim sorgulamamız zaten haddimize değildir. İşittik, itaat ettik deriz. Allah subhanahu Allah'ın ahiret günü huzuruna çıktığımız zaman bizim yaptığımız amellerin adil olup olmadığı, birilerine zulüm edip etmediğimiz, kendi kitabına göre, kendi indirdiği sisteme göre ne yapıp yapmadığımız konusunda Allah'ın bizi sorgulamasını bekliyoruz. Rabbimizden de bizlere rahmet etmesini ve ona bağlı kalıp, sadık kalıp Müslüman olarak canımızı almasını istiyoruz. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.